Özellikle dönemi geldiğinde bazı kadınlar tam izin dönemlerine gelince adet süreçleri ilaçla geciktirme yolunu tercih edebiliyorlar. Doğru. Dost ahbap tavsiyesiyle, arkadaş Doğru. tavsiyesiyle. Siz hekim olarak vücudun normal bir hormonal dengesine böyle bir müdahaleyi nasıl buluyorsunuz? Tabii bu hormonal dengeyi kısmi olarak bozsanız bile bir süre sonra normale dönüyor. Bu hormonal denge siz bozduğunuz zaman hep böyle bozuk gitmiyor. Tabii kişilerin isteği doğrultusunda bu gerçekleşebiliyor. Belki o dönem içerisinde plan program yapmış olan bir kişi ciddi bir şekilde etkilenecektir. Çok kısa süreli, sürekli olmamak koşuluyla bu yöntemlere başvurulabiliyor. Bir takım hormonal ilaçlarla adet geciktirmesi sağlanabiliyor. Tabii tekrarlamadığı sürece pek sorun yok. Hani tek seferlik yapılmada çok önemli bir Şimdi problem yaratmaz. adet düzensizliğinin nedenleri nedir? Doğal sirkülasyon dışında araştırılması gereken altında başka sağlık problemi olarak neler çıkabilir? Şimdi adet düzensizliği dediğimiz zaman şunları algılayabiliriz. Birincisi adet görememe. İkincisi sık adet görme. Üçüncüsü adet kanama süresinin uzun olması. Dördüncüsü adet kanama miktarının fazla olması. Ve en önemlilerinden birisi de düzensiz adet görme. Yani ne zaman kanamanın olacağının kestirilememesi halidir. Şimdi bunları bir grup olarak algılarsanız bu grup içerisinde birçok neden var bu sistemi etkileyip bozabilen. Bizim için en önemli olan noktalardan bir tanesi bu kanama bozukluklarına, özellikle düzensiz kanamalara, lekelenmelere yol açabilen organik bir problem var. Yani bir rahim iç zarına ait bir olumsuz gelişme, bir ur, tümör bu gibi bir problem var mı? Eğer yoksa genellikle adet düzeni ile ilgili olarak bir takım bu benim biraz evvel bahsetmiş olduğum hormonal sistemi etkileyen farklı nedenleri araştırmak gerekir. Bunu etkileyen nedenler işte çevresel faktörlerden tutun basit bir şekilde diğer hormonların bozukluğu mesela örneğin tiroid hormon düzeylerinin etkilenmesi, bir takım süt hormonu dediğimiz hormonların salgıyı arttırmaları ve en önemlilerinden bir tanesi de ani kilo vermeler ya da kilo oynamaları, bir takım metabolik etkiler işte kiloya sebep olan metabolik etkiler. Bunlar şu anda aklıma gelen sayabileceklerim nedenler. Ani En kilo sık gördüklerimiz. vermede önemlidir, değil mi bu Tabii, adetle tabii. ilgili Yani vücut yağ sorunlarda? oranında ani olan değişimler, çünkü yağ dokusu da bir şekilde hormon üreten bir dokudur. Bu hormonların devreye girmesinden dolayı adet düzensizlikleri görebiliriz. Halk arasında çikolata kisti diye bilinen endometriozis nedir? Adet döngüsü ile ilgisi nedir? Endometriozis rahim iç zarının olması gereken rahim içinde içinin haricinde herhangi bir yerde yerleşmesi ve dolayısıyla her ay o bölgenin de kanaması sonrası ortaya çıkan bir hastalıktır endometriozis. Mutlaka kist yapacak diye bir kural yoktur. Endometriozisin nedenini tam olarak çözmüş değiliz bir takım teoriler olmasına rağmen. Fakat yumurtalık üstüne yerleşmiş olan endometriozisler odakları bu kanamaların kistleşmesi şeklinde karşımıza çıkabilir. Tabii her ay bu bölgenin kanaması orada bir kist oluşumuna ve bu kistin içindeki kanın beklemesinden dolayıdır renginin ve kıvamının erimiş bir çikolata manzarası oluşturmasına bağlı olarak buna halk arasında çikolata kisti denir. Bu kistler tabii sadece kist oluşumu değil biraz evvel de söylediğim gibi içeride yapışıklıklara sebep olabilen, batın içinde yapışıklıklara sebep olabilen bir problemdir endometriozis ve bunun yarattığı bir takım şikayetler de vardır. Örneğin adetlerde sancı, ağrı yapabilir. Bazen gebelik oluşumunda sıkıntılara yol açabilir. Hani bunu şöyle de algılamamak lazım. İşte her endometriozisi, her çikolata kisti olan bir kişi gebelikte sıkıntı yaşayacaktır. Yok böyle bir şey. Fakat endometriozis gebelik oluşmasını etkileyebilecek bir hastalık olarak kabul edilir. Adet düzensizliği ile adet düzenini bozacak herhangi bir problem değildir. Sadece adetlerde ağrı şeklinde karşımıza çıkan bir belirti yapar.
Gelelim sancılı adete. Evet. Çoğu genç kadın sancılı adeti bir kader gibi yaşıyor. Hani normaldir. Özellikle de genç kızlık döneminde sancılı adet olması çok doğal. Gerçekten tıbben böyle midir, yoksa sancılı adet bir sorun mudur? Sancılı adet iki şekilde görülebilir. Bunlardan bir tanesi ilk adetler başladığı zamanlardan itibaren devam edebilen ağrılı adetlerdir ki en sık bunları görüyoruz genç kızlarda. Hı hı. Bunlar rahimi kasan bir takım maddelerin bu kişilerde fazla etkin olmasına bağlı. Adet sırasında rahimin aşırı kasılması ve buna bağlı ağrı şeklinde karşımıza çıkıyor. Bir diğer ağrı ise daha önceden olmayıp daha sonradan ortaya çıkan adet ağrılarıdır ki bunların zemininde başka hastalıklar aramak gerekir. İşte endometriozis bunlardan en önemlilerinden birisidir. Yine rahiminde bulunan bir takım miyom dediğimiz uruların var olması yine daha sonradan ortaya çıkan adet ağrılarına sebep olur. Adet ağrıları tabii ki her kişiye göre değişebilir şiddeti ya da kişinin özelliğine göre bu şiddeti algılaması değişebilir. Çok basit bir ağrıdan tutun, kişiyi hastaneye yatırabilecek, gerçekten tıbbi bir desteğe ihtiyacı olabilecek düzeyde ağrılarla da karşılaşabiliyoruz. Bu tür ağrılarda adet sancısına ne tip şikayetler eşlik edebiliyor? Adet sancısına çoğunlukla gastrointestinal yakınmalar, yani mide ve bağırsak sistemiyle ilgili yakınmalar eşlik ediyor çoğunlukla. İşte bulantı, kusma gibi. Hı hı. Eğer migren var ise bu migrenin tetiklenmesi gibi ağrılar da ilave olabiliyor. Ve bu ağrının yaratmış olduğu tabii iş gücü kaybı çok çok önemli. Şimdi bir de tabii ki adetle ilgili her şeyi konuşuyoruz. Kanama da, aşırı şiddetli kanama tabii, da çok önemli. Tabii. Bunların ardında ne tür problemler yatabilir? Aşırı kanamaların ardında büyük bir çoğunlukla rahimde bulunan miyom dediğimiz urlar. Bunlar yerlerine göre, rahimin yerleşme bölgelerine göre bazen çok ciddi kanamalara yol açabiliyorlar. Özellikle rahim iç zarına komşu olan miyomlar kanama nedenleri arasında ilk sıralardadır. Bunun dışında yine rahim iç zarına ait olan bir takım gelişmeler, örneğin polipler, rahim içinde gelişen polipler yine kanamaya sebep olabilir. Ve hormonal problemler yine aşırı kanamaya sebep olabildiği gibi. Bizim hiperplazi adını verdiğimiz rahim iç zarının aşırı geliştiği durumlar ki bunda sorumluların başında östrojen dediğimiz hormon gelmektedir. Östrojen hormonu normalde salgılanır ve adetin ikinci yarısında progesteron dediğimiz hormonla rahim iç zarını dengeler. Fakat bu dengelemede bir problem ortaya çıkıp östrojen hormonu tek başına uzun süre etkileşmeye başlarsa o zaman rahim iç zarında bu gelişmelere neden olup aşırı kanamalar şeklinde karşımıza çıkabilir ki bu kanamalar ileride kanserleşme potansiyeli taşıyabilen hiperplazi dediğimiz değişimler özellikle orta yaş kadınlarında ileride kanserleşme potansiyeli taşıyan değişimlerdir. Şimdi artık siz, programın sonuna geldik. Kadınlar genelde çok zorunlu olmadıkça jinekoloğa gitmiyorlar. Doğru. Adetle ilgili sorunlardan yola çıktık. Bu konuda ne önereceksiniz ekran başında bizi izleyen kadınlara? Şimdi adet düzensizliği bizim klinik pratiğimizde en sık karşılaştığımız hasta gruplarından birisidir. Bir özelliktir adet düzensizliği. Adet düzensizliği mutlaka bir hekim kontrolü gerektiren özelliktir. Birçok adet düzensizliği belirli yaş gruplarında normal kabul edilir. Örneğin menopoza girme dönemi içerisinde her türlü adet düzensizliği normal kabul edilir insanlar tarafından. Aslında çok yanlış bir bilgidir. Çünkü bir takım kanama bozuklukları çok önemli bir hastalığı işaret edebilir. Bu sebeple kadın her ne olursa olsun eğer daha önceki normal patern akışından farklı bir kanamayla karşılaşırsa mutlaka geçer diye beklemeden bir hekim kontrolüne gitmesinde fayda var. Sayın Seysoğlu çok teşekkür ederim. Medikal'e katıldınız. Önemli bilgiler verdiniz adet sorunlarıyla ilgili.